ve sevgili öğrenciler. Çanakkale Zaferi'nin ve Şehitler Anma Günü programına hoş geldiniz. Başkonsol olsun. Sayın Ateşem, Sayın Konsolos temsilcileri, Sayın Dernek Başkanları ve temsilcileri, Sayın Basın Mesutları, Sayın Öğretmenler, Sayın Veliler, çok kıymetli gençler ve geleceğimiz umudu sevgili çocuklarımız, hepiniz Doğru Türk Eğitim Merkezi'nin Kültür Arası Müzik ve Sanatları Enstitüsü'nün kıymetli korosuyla destek verdiği Milletin Sesi Mehmet Akif Temel'e Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'na hoş geldiniz. Bugün Çanakkale Savaşı'nın 104. yıl dönümünü yaşıyoruz. Çanakkale Savaşı'nı, zaferini, şehitlerimizi, acısını yüreğimizde hissetmemizi sağlayan bir sosyal bilgiler öğretmeni olan Seval Eroğlu adında bir hanımefendinin 2010 yılında okulda yaptığı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını milli ruhu, milli şuuru vurgulaması bakımından burada tekrar etmek, aktarmak istiyorum. Evet, sızlasa da gönüller gidenlerin yasından, koşarak gitmeli onların arkasından, kahramanlık içerek acı ölüm hattından, ileriye atılıp bir daha dönmemektir. Biz bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenlerin, tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları yad etmek üzere, Çanakkale şehitlerini hatırlamak üzere huzurunuzda buradayız. Çanakkale'de yüz binlerce vatan evladı bu vatan bedelini ödemek üzere Çanakkale'ye çağrılmıştır. Amacımız geçmişteki savaşların zaferleriyle mutlu olmak değil. Eğer amaç vatan savunmasıysa, eğer amaç hürriyet davasıysa, bir ölüm kalım mücadelesiyse buna savaş diyemezsiniz. Ve bunu anlatmak boynumuzun borcudur. Çünkü vatan dediğimiz bu toprak, diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. Bana deseler ki, Çanakkale'yi üç kelimeyle anlatın. Derdim ki, geldiler, gördüler ve döndüler. Evet, geldiler. 1915 yılında, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti dünyanın en büyük devletleriyle mücadele ediyor. İngiltere, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Rusya ve beraberinde getirdikleri binlerce sömürge askerleri Osmanlı'nın kalbine giden Boğaz yolunu pençelerle sabitti. Çünkü amaçları İstanbul'du, İstanbul'u almaktı. Başkenti İstanbul alırsa Osmanlı tarihi karışacak ve Türk milleti bu topraklardan atılacaktı. Evet geldiler ama ben diyorum ki gördüler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil. Onlar 1071'den beri geliyorlar. Bin yıldır bu milleti bu topraklardan atmak için geliyorlar. Ha bu sefer topyekun geldiler. Gemileriyle, toplarıyla, tüfekleriyle geldiler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki çelik ve barutun inancı imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki çocuklar ben esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeni diyen insanların ruhudur. Davaları büyüktü. Vatan davasıydı. Çünkü şimdi soruyorum sizlere vatan ne demek? Şu anda üzerinde bastığımız kara toprak mı? Ya da sınırlara, haritalara çizilmiş her gün gördüğümüz coğrafya parçası mı? Ben diyorum ki değil. Birileri bizden önce giden birileri o coğrafya parçasını vatan yaptılar. Coğrafya parçası başka bir şeydir. Ama toprak kanla yoğrulmuşsa, canla ödenmişse bedeli artık adı vatandır. Ben diyorum ki vatan özgürlük, hürriyettir vatan. Her gün eve gidiyorsunuz, buradan çıkıyorsunuz, özgürce çantanız sırtınıza bir yürüyorsunuz.
ıslık çalıyorsunuz. Belki şakalaşıyorsunuz arkadaşlarınızla. Kimse önünüze çıkıp dur yürüme bu yoldan demiyor. Sonra evinize varıyorsunuz. Ne rahat. En özgür, en huzurlu olduğunuz yer, başımı sokacak bir evim olsun, başka bir şey istemem. Ben de diyorum ki, vatanım, evimin evidir vatan. Ben özgürlük istiyorum. Bu bayrağın altında konuşuyorsam, şu an ve hepinizin ciğerlerine bu nefesi çekiyorsanız, bir bir unutmayın değerli konuklar, birileri nefesini kaybettiği için. Biz bu özgürlüğü yaşıyoruz ve bu yüzden nereden geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Ve döndüler diyorum. Çanakkale öyle bir yer ki yokluk pahalılığı yenmiştir. Maneviyat maddiyatı yenmiştir. Ve çocuklar özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Esaretin zincirini kırmıştır. Ve o gidenler, o yüz binler canlarını hiç düşünmeden bu toprağı verenler için Yüce Allah diyor ki, onlara ölü demeyiniz, onlar diridirler. Ve ben diyorum ki, şu an bizi izliyorlar, buradalar, yanınızdalar. Ve onların o taşıdığı o asil ruh, biliyorum ki gençler bizim damarlarımızda. O ruhun kıpırdanışlarını hissediyorum. Onlara ölü demeyiniz. Evet, şimdi bana burada diye eşlik ederseniz çok memnun olurum şehitlerimizi alarken. Marafet şehitleri, burada. Çanakkale şehitleri, burada. Sakarya şehitleri, burada. Kıbrıs şehitleri, burada. Güneydoğu şehitleri, burada. 15 Temmuz şehitleri, burada. Mehmet Akif Ersoy, burada. Mustafa Kemal Atatürk, burada. Mekanları şad olsun. Hepinize selam olsun. Ruhları şad olsun. Evet, bu arada daha doğrusu ayrıca Yeni Zelanda'da hayatlarını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyoruz. Evet değerli konuklar, programımıza konusuyla bizlere eşlik edecek olan Türk Türkler Arası Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü'nün koro üyelerine ve değerli başkanı Sayın Tülay Bozkuş'a ve programımızın hazırlamasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve çocuklarımıza buradan şükranlarımı arz ederim. Evet, değerli konuklar, sizler de teşrifiniz ile bizleri onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çok değerli öğretmenler, çok değerli dernek yöneticilerimiz, kıymetli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, sevgili gençler ve çocuklar. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor, hoş geldiniz. Çanakkale Zaferi bir ulusun yeniden doğuş destanıdır. Bugün tarihimizdeki en onurlu, en şanlı günlerden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın ve geçmişten günümüze vatan uğruna canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onur ve gururunu yaşamaktayız. Böyle özel önemi olan günlerde kendimizi tarihin ve şehitlerimizin huzurundaymışız gibi hissettiğimizde bütün benliğimizi bir huşu kaplar. Çünkü Çanakkale bir ulus olarak geleceğe yürüme kararı verdiğimiz bir zaferin adıdır. Ulusların kader anları vardır. Ölüm ile kalım arasında, geçmiş ile gelecek arasında, yenilgi ve zafer arasında karar vermesi gereken anlardır. İşte Çanakkale'de ulusumuzun karar anlarından biri olarak tarihimizin en önemli dönemeçlerinden birini temsil etmektedir. Yıkılmakta olan karanlık bir çağın ve emperyalist güçlerinin var gücüyle Anadolu'ya çullandığı bu savaşta Anadolu'dan fışkıran iman gücüyle sağlam irade bütün bu karanlıkların üstünmüştür.
Adem Ozan'ımız, Mehmet Akif'in "Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz" dediği Çanakkale, Anadolu'nun başlayamayan ruhunun adeta şaha kaldığı bir muharebe sahasıdır. Çanakkale zaferi sadece askeri ve teknik terimlerle açıklanamayacak kadar büyük ve önemli bir zaferdir. Çünkü Anadolu'nun dört bir yanından yurt savunmasına koşan gerçek vatanseverlerin kolektif ruhuyla halkımızı esaret altına almak isteyen ordular darmadağın edilmiştir. Emperyalizmin en büyük darbeyi aldığı ve 20. yüzyılda tökezlemek zorunda kaldığı bu savaş, milletimizin de birlik ve beraberlikle neleri başarabileceğini göstermiştir. İşte milletimizin sesi Mehmet Akif Ersoy'la Çanakkale destanını şiirleriyle ölümsüzlük katına çıkartmıştır. Yeni nesillerin kendine rehber edineceği bir kutup yıldızı gibi. Saygıdeğer konuklar, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılını kutladığımız bugün, her zamankinden daha güçlü ve çağdaş uygarlık seviyesini yakalamış bir millet olmanın onurunu yaşıyoruz. 104. yıl önce canlarını bu topraklar için feda eden şehitlerimize verilen sözler tutulmuş, onların canları pahasına koruduğu vatanımız müreffeh bir ülke olarak dünyada saygın bir yer edinmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi yine Akif'in sözleriyle bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyor, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılını kutluyorum. Şöyle diyor Akif: "Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökte necdan dinerek öpse opak alın değer. Ne büyüksün ki kan kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makbedi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın." Teşekkürler. Değerli konuklar, aziz vatandaşlar, saygıdeğer öğretmenler, değerli STK temsilcileri, basın mensupları, sevgili çocuklar. Bugün burada Türkiye olarak, Türk milleti olarak bizim için çok özel anlamı bulunan birkaç tarihi olayı ve tarihi şahsiyeti anmak için toplandık. Bahsettiğim tarihi olay, tarihimizdeki sayısız destandan biri olan Çanakkale Zaferi'dir. Bahsettiğim tarihi şahsiyet, milletin sesi olarak nitelendirilen milli şairimiz, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Bugün ayrıca Şehitler Günü'nü de idrak edeceğiz. Zira 18 Mart Türkiye'de aynı zamanda Şehitler Günü olarak kabul edilmektedir. Evet, Çanakkale, şehitler ve Mehmet Akif. Bunlar birbirini bütünleyen isimler ve kelimeler. Çünkü Çanakkale demek şehitler demek. Şehitler demek vatan demek. Vatan demek istiklal, yani bağımsızlık demek. İstiklal deyince de önce Atatürk ve silah arkadaşlarını, sonra milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hatırlıyoruz. Bu vesileyle Çanakkale'de Anafartalar komutanı olarak ismini duyurum, Kurtuluş Savaşı'nın zaferine sonuçlandıran ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, köklü tarihimizin bu eşsiz liderini minnet ve rahmetle anıyoruz. Değerli vatandaşlar, İstiklal Marşı hem edebi gücüyle hem de içerdiği ruh ve felsefeyle tüm milletimizin gönlüne haklı olarak taht kurmuş emsalsiz bir şiirdir. Mehmet Akif de şairliği kadar yüksek fazilet timsali bir karaktere sahip olduğu için milli şair unvanını fazlasıyla hak etmiştir. Öte yandan Mehmet Akif, İstiklal Marşı ile olduğu kadar Türk dilinde yazılmış en muhteşem
muhteşem şehirlerden biri olan Çanakkale şiiriyle de Türk edebiyat tarihine adını şan ve şerefle yazdırmış müstesna bir şahsiyettir. Dolayısıyla Çanakkale denince akla Mehmet Akif'in gelmesi tesadüf değildir. Esasen Mehmet Akif'in bu iki büyük olayla birlikte anılması da boşuna değildir. Çünkü Çanakkale destanı Kurtuluş Savaşı'nın da başlangıcı sayılmaktadır. Çanakkale'de doğan yenilmez ruh birkaç sene sonra Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan ruhtur. Bildiğiniz gibi Çanakkale zaferinden sadece 4 yıl sonra Kurtuluş Savaşı mücadelesi başlamıştır. Çanakkale zaferi Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde üst üste yaşadığımız felaketler silsilesinin nihayet sona erdiği, milletimizin makus tarihinin değiştiği savaştır. Mehmet Akif'in deyimiyle eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşere yani dünyanın tüm milletlerine karşı verilen bir şanlı mücadelenin sonunda kazanılmış, uğrunda çok ağır bedeller ödenmiş kutlu bir zaferdir. 18 Mart aynı zamanda şehitler günüdür. Çünkü her sene 18 Mart'ta kutlanan Çanakkale zaferi 14-15 yaşlarındaki çocukların harbe gönüllü gidip bir daha geri dönmeyen okul çağındaki talebelerin, üzerinde giyecek elbisesi, cephede yiyeceği ekmeği olmayan Mehmet'in, Mehmetçiğin insanüstü fedakarlığı ve kahramanlığı sayesinde tarih sayfalarında altın harflerle yazılmıştır. Çanakkale'de bir ulusun tüm gençliği toprağa düşmüştür. Ülkemiz bu büyük insan kaybını Cumhuriyet döneminde de uzun yıllar boyunca hissetmiştir. Mensubu olduğum Dışişleri Bakanlığı da çok sayıda şehit vermiş bir kurumdur. Ermeni terör örgütlerinin eylemleri neticesinde 1970'ler ve sonrasında 58'i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Bu hayatını kaybedenlerden 31'i diplomat ve diplomat aileleridir. İşlerinde büyükelçiler ve başkonsoloslar alınmış. Ermeni teröristlerin gerçekleştirdiği suikastlere ilave olarak 1991 ve 94 yıllarında Atina Büyükelçiliğimiz basın ateşesi yardımcısı Çetin Gölgü ve Büyükelçilik Müsteşarı Ömer Faruk Sipahioğlu, 1993 yılında Bağdat Büyükelçiliğimiz İdari Ateşesi Çağlar Yücel ve 2004 yılında Musul'da güvenlik ateşelerimiz Nihat Akbaş, İlal Ergen, Adem Çiçek, Bülent Kıranşal ve Süleyman Karahsaroğlu şehit edilmişlerdir. Bu vesileyle bu aziz vatan için Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı sırasında vatanın dört bir köşesinde Kıbrıs'ta terör örgütlerine karşı savaşırken ülke içinde veya dışında Afrin'de, Celalmus'ta, Elbap'ta 15 Temmuz günü Türkiye'nin dört bir yanında şehit olanları rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Gazi olanlara şükranlarımızı ve minnettarlığımızı sunuyoruz. Onların aziz hatıralarını daima en değerli hazinemiz olarak muhafaza edeceğiz. Değerli vatandaşlarım, biz büyük bir aileyiz. Sizler de bu büyük ailenin değerli bir parçasısınız. Dünyanın neresinde olursak olalım, ister Türkiye'de, ister sizler gibi gurbette, her birimizin, özellikle de yeni nesil gençlerimizin, çocuklarımızın, Çanakkale ruhunu, İstiklal Marşı ruhunu bilmeleri, benimsemeleri, yaşatmaları çok önemli. Umuyorum ve biliyorum ki bu ruhu, bu heyecanı çocuklarınıza, yakınlarınıza, dost akrabalarınıza ve çevrenizdekileri de aşılayacak, onlara da değeceksiniz. Çünkü bizi bir araya getiren, bir arada tutan en kuvvetli bağlardan biri bu bağdır. Sözlerimi Mehmet Akif'in şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Amin. Bu vesileyle hepinizi hem ülkemiz hem de Dortmund ve çevresindeki siz Türk toplumu bakımından önemli bir değeri olan bu kurumu yani Türk Eğitim Merkezi'ni var gücünüzle desteklemeye çağırıyorum. Son olarak eğitim ateşeliğimizin şahsında bu anlamlı etkinliği düzenleyen Dortmund Türk Eğitim Merkezi'ni, bu merkezin değerli başkanlığını ve öğretmenlerini ve emeği geçen, destek veren herkesi içtenlikle kutluyorum. Etkinliğimize katılarak bu anlamlı günde
heyecanımıza ortak olduğunuz için hepinize şükranlarımızı sunuyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dolayısıyla biz bu ödülleri bir şey olsun, sembolik bir önemi olsun diye veriyoruz, takdim ediyoruz. Böylece Türk toplumu içerisinde sedef kardeşimiz gibi başarılı olmuş olanları ödüllendirmek suretiyle eğitime verdiğimiz önemi vurgulamayı arzu ediyoruz. Türkçe eğitimi ve genel olarak Almanya'da Türk toplumunun iyi eğitim alması bizim en temel önceliklerimizden bir tanesi. Bu mücadelede bayrağı en yükseğe çıkartan bu sevgili gençlerimizi kutluyorum, ailelerini kutluyorum. İnşallah bu tür örneklerin çoğalmasını diliyorum. Kardeşimin gelini, şehidimin son örtüsü. Işık ışık kavgada.
Çelik ruhlarıyla ve çelik bedenleriyle ölüm yağdırdılar Çanakkale'de. Kalbim masumun evladım, tek silahım, limanda da göğsüydü, yoktu başka hiçbir silahım. Çanakkale'nin içinde bir uzun süredir, kimimiz kuşağını, kimimiz evi. Ben Kars'a geldim. Ben Edirne'den. Ben şehit oğlu şehit, Çanakkale içinde sıra sürüde altında yatıyor aslan yiğitler. Bu nasıl bitirmiyordunuz? Cenabımızdır, kanımızdır. Aldığımız nefes, verdiğimiz candır. Bu vatan kimin? Eğitim Merkezi'nde Eğitim Ateşeliğimizin ve Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği program çerçevesinde hem Çanakkale Zaferi'ni hem Şehitler Günü'nü hem de Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy'u, milli şairimizi almak için toplandık. Şiirlerle, şarkılarla, konuşmalarla hep bu tarihi olayı, bu tarihi şahsiyetleri hep birlikte andık. Güzel bir katılım oldu. Çocuklarımız programa renk verdiler. Bir takım yarışmalar düzenlemiştik. Bu yarışmaların kazanan çocuklarımızı da bu vesileyle ödüllendirdik. Ayrıca Almanya genelinde cimnazyumlarda başarılı olan öğrenci kardeşlerimize de ödüllerini vermiş olduk. Dolayısıyla dolu dolu ve anlamlı bir program geçirmiş olduk. Vatandaşlarımızın çocuklarıyla beraber de katılım sağlamasından, coşkulu katılımlarından da memnun. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak.
alçakları uğratma sakın. Sigaret gömleği, doğrusu. Evet, öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.